sonrasını da düşünmemiz gerekiyor. Etrafımızı da, çevreyi de, bitkileri de, hayvanları da, kayaları, taşları, her şeyi düşünmemiz gerekiyor. Herkesi Zehirsiz Kentler Projesi'ne davet ediyoruz. Adım Süleyman Erçin, Kadıköy Belediyesi'nde 15 yıldır veteriner hekim olarak çalışmaktayım. Şu anda müdür muavini olarak görev yapmaktayım. Kadıköy Belediyesi olarak vektör mücadelesini Veteriner İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yürütmekteyiz. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı vektörlerle mücadele birimimiz var. Bu birimin asıl amacı ekolojik yöntem olan kimyasal mücadeleden uzak alternatif yöntemleri benimsemek. Bazı kavramları maalesef karıştırıyoruz. Öncelikle onları açıklamak gerekiyor. Kent zararlısı nedir? Kent zararlısı aslında insanın kullandığı ürünlere zarar veren geniş kapsamlı bir tanımlama. Bir de vektör diye bir kavram var. Vektör dediğimiz zaman bir hastalığı başka bir canlıya taşımada aracılık eden canlı diyebiliriz. Asıl biz vektörle mücadele yapmak istiyoruz. Kent zararlısı biraz daha geniş bir kavram. Ama bunun dışında bizim alanımızda olmayan tarım bitki koruma ürünleri var. O bizim konumuz dışında ve tarımsal köken ya da bitki koruma ürünü olarak kullanılan ürünler. Bir de çok yanlış kullanılan bir kavram var. İlaç ya da ilaçlama. İlaç kavramı yasa olarak da artık kaldırıldı. İlaç bir canlıyı tedavide kullanılan bir üründür. Bizim kullandığımız ürünler biyosidal ürün diye tabir edilen ürünlerdir. Bio canlı demek sit öldüren anlamına geliyor. Biz hedef dışı canlıyı kapsam dışı tutmak istiyoruz. Onun için bir takım önlemler alıyoruz. Bizim asıl amacımız mümkün olduğu kadar vektör dediğimiz canlıların üreme ortamlarını belirlemek, üreme kaynağı dediğimiz ortam sayılarını azaltmak. Üreme kaynak sayılarını azaltmak kalıcı çözümdür. Temel amacımız, prensibimiz kimyasal ürünlerden de uzak durmak. Vektör ya da kent zararlısı dediğimiz canlıların üreme ortamları aslında değişebiliyor. Organik atıkla beslenenlere örnek verirsek kemirgen, hamam böceği diyebiliriz. Kanla beslenenler var. İşte kenev, pire, sivrisinek. Bunların bir kısmı da zorunlu parazittir. Kenev veya pire. Konakçıya ihtiyaç duyarlar. Bu bilgiler bizim için önemli. Bir yerde bir sorun varsa biz bu bilgiler üzerinden hareket ediyoruz. Kalıcı çözümle ilgili olarak sivrisineğe örnek verecek olursak 100 milyon yıldır sıtmanın olduğu biliniyor. Demek ki en az 100 milyon yıldır biz bu canlıyla berabermişiz. Sivrisinek erkekleri kan emmez, dişleri kan emer. Bunun sebebi kaliteli bir gıda. Evrimsel süreçte bunu öğrenmişlerdir. Sivrisinek kan emdikten hemen sonra cılız uçucu olduğu için en yakın durgun su aramaya bakarlar. Çok fazla uzağa gitmezler. Bir yerde sivrisinek sorunu varsa kan emdiği bir canlı vardır. Doğal hayatta bu kurbağalar, amfibiya dediğimiz göl göletlerdeki, bataklıklardaki kurbağalar, su kuşları veya diğer sürüngenlerdir. Kent yaşamında insanoğlu ya da diğer canlılar diyebiliriz. Yumurtayı bırakabileceği durgun suyu bulduğu andan itibaren yaklaşık 200-400 adet yumurta bırakabilirler. Bu yumurtalar daha sonra larva gömlek değiştirerek birkaç larva dönemi bitirir, daha sonra pupaya dönüşürler. Tabii bu dönemler çok fazla vatandaşın gündeminde olan bir dönem değil. Ta ki erişkin hale geçtiğinde kan emmeye başladığında şikayetler başlıyor. Bu alanlar aslında kan emdiğiyle suyun bir arada olduğu alanlara jit alanları deniyor. Maalesef kentleşmeyle birlikte yapay üreme alanları, jit alanlarını biz oluşturduk. Bunlar küçük örneklerden verirsek el arabaları, bahçede bekletilmiş kovalar, ikinci el lastik ya da inşaatlar diyebiliriz, bina altı sular gibi. Entegre sivrisinek mücadelesinde birinci sırada kültürel mücadele yer alması gerekiyor. Kültürel mücadele dediğimiz aslında bir nevi bilinçlendirmeye dayalı, işte broşür, medya ya da sosyal medya diyebileceğimiz hizmetlerden yararlanmak. Hedef canlının yaşam döngüsünü bilirsek vatandaş olarak ya belki otorite olarak ya da idareci olarak mücadele yöntemini de biliriz. Nasıl bir yol izleyeceğimizi de biliriz. Bunda hem ürün kullanmıyoruz hem ekonomik oldukça ve bazı sorunlar inanın ki büyük olsa da çözümü çok basit olabiliyor. Kültürel mücadeleden sonraki yöntem biyolojik mücadele dediğimiz. Biz burada ne yapıyoruz biyolojik mücadelede? Bakteri toksinleri dediğimiz toksinleri kullanıyoruz daha çok. Bunlar granül form olabilir, suda eriyen form olabilir. Yaklaşık bir ay kadar larva üremesini engelliyor. Tabii bu sağ şartlarında değişebilir. Bir kişi motopompu boşaltabilir ya da yağmur suyu gelip ürünü uzaklaştırabilir. Ama yaklaşık etkinlik süresi bir ay. Demek ki ilk yapılması gereken üreme kaynağını ortadan kaldırmaktı. Ama kaldıramıyorsak da biyolojik mücadeleyi tercih ediyoruz.
ediyoruz. Çok büyük yaz kış su olan yerlere de balık bırakıyoruz. Onların birçoğu da belki de inşaat sahaları. Çünkü Kadıköy'de doğal bir göl oluşumu yok. Balık bıraktığımız yerlerde iyi sonuç aldık ama bunun bir handikapı da bıraktığımız balıkların bir kısmı gambusya. Gambusyalarda sivrisinek balığı olarak bilinir ya da bir lepistes tür diyelim. Doğal alanlara bırakıldığında istilacı tür sorunu yaratır. Hiçbir zaman doğal alana bırakılmaması gerekiyor. Belki de ilçe belediyesi olarak ilk uygulama yapanlardan biri biziz. Hala 8 yıldır bıraktığımız bitmemiş inşaatlarda görüyoruz. Balık uygulamanın dışında yüzey gerilim ajanlarının mantığı şudur. Sivrisinek larvaları veya pupaları suda aslında şnorkel görevi gören sifonlarla nefes alırlar. Onun için hep su yüzeyinde dururlar. Buradaki amaç su yüzeyinde bir film tabaka oluşturarak onların bir nevi nefes almasını engelleyerek, yani fiziksel bir bariyer oluşturarak önleyici bir tedbir aldığımız yöntem. Cilt alanları aslında doğal alanlar karşılığı göller, bataklardı. İnsanoğlu çok eski yıllarda sazlık, göl, bataklık gibi doğal oluşumlardan uzak duruyorlardı. Sebebi ise hayata dair bilgileri, bilimsel olmasa da bu bölgelerde yaşadıklarında ömürlerinin az olduğu, sele yakalanabileceği, deprem sonrası hasar görebileceğini biliyorlardı. Onun için dikkat ederseniz Türkiye'de de yazlık bölgelere gidin, eski köy yerleşimleri hep yüksek rakımlarda. Ama maalesef yeni yerleşimler ya da yazlık bölgeleri hep sazlık, bataklık ya da etrafında konumlanmış durumda. Yapay oluşumlar yapay sorunları meydana getiriyor. Bunlardan biri tabii ki de aslında sivrisinek. Kent yaşamında hep üreme kaynakları, bizde de olduğu gibi hep yapay oluşumlar. Örneğin son zamanlarda güncel olan Aedes albopictus ya da Asya kaplan sivrisineği örneği. İkinci el lastik ticareti ya da Lucky Bamboo ile Avrupa'ya ulaştı. Avrupa'dan bize ulaştı. Yerleşik hale de geçti. Sebebi iklim değişikliği tabii. Ve insan faaliyeti olan ticaret. Bu tür artık gündemimizde var. Çok küçük üreme kaynaklarında üreyebiliyor. Büyük sularda da değil. Orman sivrisineği özelliği. Gündüzleri de saldırabiliyor. Yeni hastalıklara da davetiye, başka viral hastalıkların da ara konakçısı durumunda. Bununla da ilgili aslında çalışma yapmak gerekiyor. Vektör dediğimiz bazı canlıların bir kısmı da organik atıkla besleniyor. Bu kemirgen ya da hamam böceği, ev sineği ya da Musca domestica dediğimiz tür olabilir. Buradaki öncelik organik atıkların ortadan kaldırılması. Bunlar organik atıklarda ürerler. Bu organik atıklar nelerdir? Tabii ki etrafa bıraktığımız çöp, gübre, ölmüş hayvanlar olabilir. Ya da kurban bayramı sonrası bırakılan gübre ya da hayvanların sakatat parçaları olabilir. Zaten ev sineğinin en çok şikayeti olduğu dönem kurban bayramı sonrası dönemdi. Tabii burada mücadelede kimyasal yöntem kullanılıyor mu? Tabii ki organik atığı ortadan kaldıramazsanız, bununla ilgili önleyici tedbir almazsanız kullanmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ama bunun da masum olan yöntemleri var. Etrafa pulverizatörle biyosidal ürünü saçmaktansa çok minimal düzeyde uygulanan yem tuzaklarıyla, bu yem tuzakların bir özelliği de içinde cinsiyet hormonu, feromon gibi içerikler olduğu için hedef gözettiği canlıyı kendisine doğru çeker. Kullanım miktarları da oldukça azdır. Geçmiş yıllarda gıda denetimi yaptığım zamanlarda fırın denetimleri yapıyorduk. Tabii fırın denetimlerini yaparken bir şeye tanık oldum. Un çuvalları var oldukça yoğun. Kimisi yerde, kimisi paletlerin üzerinde ve sırt pompalarını gördüm. Sırt pompası varsa demek ki kimyasalla beraber hamam böceğiyle pulverizasyon yöntemini uyguluyorlar. Ve pulverizasyonla zemin, un çuvalları kontamine olduğunu anlaşılıyor aslında. Tabii insanlara bununla ilgili yem tuzağı dediğimiz jel formları vardır hamam böceğinde kullanılan. Oldukça daha masum diyeyim ya da kontamine oranı az olan. Söylediğimizde çok cazip gelmedi. Tamam dedik o zaman, biz bunlara öğretmemiz lazım. Bir proje yaptık tek seferlik olmak üzere. Bir jel uygulaması yaptık. Bu jel formları yaklaşık 90 gün etkili. Miligram düzeyinde uygulanır. Hamam böceğinin çekici özelliği vardır ve sorunu da çözer. Uzun etki süresinden dolayı aslında biraz da. Tek dozda birçok fırında bu sorun çözüldüğünü gördükten sonra fırınlar arası bu jel uygulaması yaygınlaştı. Bunun şöyle bir avantajı var. Ekmek tüketmeyen toplum yok. Kadıköy'de 500 bin kişi varsa 500 bin kişi de ekmek alıyordur. En azından 500 bin kişiye kimyasal kontaminasyonun önüne geçmiş olduk. Kimyasal mücadele zorunlu olmadıkça yapılmaması gereken bir mücadele yöntemi. Gece ULV uygulamalar ya da termal fogger, eski sıcak sisleme, şu anda yasak zaten. İnsan haklarına bile aykırı olacak bir uygulama aslında. Kimyasal mücadelenin en büyük handikaplarından biri etkinliği %5 ama maliyet açısından çok sıkıntılı da bir yöntem. Kullandığınız 100 bin liralık bir ürün varsa 95 bin lirasını çöpe atıyorsunuz zaten. Keşke çöpe atsak. Halk sağlığı açısından da büyük risk yaratıyoruz. Gezegen sağlığı açısından da. Bunun dışında araç maliyeti, uygulama için ULV makine maliyetleri, biyosidal ürün uygulayıcıları çok fazla. Zaten kontamine oluyorlar çünkü çok küçük damlacık çapı olduğu için her yere yayılıyor. İş sağlığı güvenliği açısından da çok büyük riskler taşıyan bir uygulama. Ama
Gelin görün ki uygulamanın bir görüntüsü var, tabelası var, propagandası var. Maalesef insanların aklına doğru olmayan bir şekilde koyuldu. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz, yani uğraşıyoruz. Bayağı bir yol aldık yani. Kadıköy halkı artık bir ulevi makinesi geçtiğinde ya da benzeri bir araç geçtiğinde bize dönüyorlar. Hatta şikayet ediyorlar. Aslında bilimsel bilgi değişmezdir, gerçektir. Bunu biz daha ahlaki boyuta ulaştırmamız gerekiyor. Bizden sonrasını da düşünmemiz gerekiyor. Etrafımızı da, çevreyi de, bitkileri de, hayvanları da, kayaları, taşları, her şeyi düşünmemiz gerekiyor. Her alanda olduğu gibi bu alanda da biz sivil toplum kuruluşlarını, halkı ya da kamu kurumlarını daha çevreci, ekolojik yöntemlere davet ediyoruz. Vatandaşlardan beklediğimiz ise üreme kaynakları dediğimiz bazıları çok basit kaynaklar. Bir saksı altı su ya da ikinci el lastik ya da yağmur drenajının olduğu çatı olukları gibi yerlere dikkat etmeleri gerekiyor. Bu kaynak sayılarını azalttıklarında zaten şikayet oranları otomatikmen düşecek. En doğru çözüm üreme kaynak sayılarını azaltmak. Sivrisinek mücadelesi aslında ilçe bazında olacak bir mücadele midir? Bence değildir. Ulusal bazda bir program çıkarılması gerekiyor. Daha da güncel hale gelmemiz gerekiyor. Coğrafi bilgi sistemleri dediğimiz yazılım desteği ya da drone sistemleri. Çünkü bu üreme noktaları durgun sular olduğu için bazı durgun sulara ulaşma imkanımız yok. İl veya ilçe bazında koordinasyon biraz daha arttırılmalı. Yeni mücadele yöntemleri de açık olmamız gerekiyor. Vektörle mücadelede bir handikap daha var. Çoğu birim ya da kurum yaptığı faaliyetlerin sayısını arttırmakla ilgili dertleri var. Bizde ise tam tersi. Ne kadar az ürün uygularsak o kadar iyi bizim için. Bu da tabii gösterge ya da faaliyet raporu açısından ters bir orantı. Vatandaşlarımız ne kadar çok ürün uygularsa o kadar çok çalışıyor gibi algılamasınlar. Sorunu önemli olan ortadan kaldırmak. Devamını getirmemek hem maliyet açısından hem çevre sağlığı açısından bu daha doğru bir yaklaşım olur. Yıllara göre biz kullandığımız ürünleri ister kimyasal ister biyolojik ne olursa olsun miktarlarını azaltmak istiyoruz. Bununla ilgili en iyi çözüm fiziksel mücadele ya da kültürel mücadele, daha sonra ürün kullanımı. Bizi sevindiren bir husus da burada dile getirmek istiyorum. Biz tabii bu konuda biraz inatçıydık. Biz çevreci yaklaşımımızdan dolayı yalnız hissediyorduk kendimizi. Buğday Derneği bu konuda biz de baktık ki aynı yoldayız, paralel gidiyoruz. Hoş bir şey oldu bizim için. Can simidi haline geldi. Mümkün olduğunca zehirsiz kentlere doğru götürmeye çalışacağız. Herkesi Zehirsiz Kentler projesine davet ediyoruz.